Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'da gerçekten beklenmedik bazı gelişmeler var. Bir de normal Trabzonspor'un transfer akışıyla ilgili Abdullah Avcı'nın yürüttüğü girişimler var. Bunlardan sizlere bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle bir genel giriş yapalım. Trabzonspor Galatasaray maçında iyi bir futbol oynamasına karşın, daha doğrusu oyunu domine eden taraf olmasına karşın son dakika golüne engel olamayınca bir hayli üzüldü. Üzülmesinin yanında hani olumlu istatistik de oluştu, olumsuz istatistik de oluştu, onu da söyleyebiliriz. Olumlu istatistik deplasmanda kaybetmeyen bir Trabzonspor profili devam etti. Ama olumsuz tarafından baktığımızda son 5 maçta 5 beraberlik ve kayıp 10 puan. Ki bunların bir kısmını Trabzonspor kendi hanesine yazdırmış olsaydı belki bugün çok farklı şeylerden söz ediyor olacaktık. Belki ikincilik iddiası, üçüncülük iddiası çok daha güçlü bir şekilde devam ediyor olacaktı. Ve tabii kötü istatistik olarak baktığımızda da son iki maçta skoru koruyamayan bir Trabzonspor var. Üstelik de skoru korumaya yönelik Flavio gibi, Kamil Ahmet gibi oyuncuları oyuna almasına rağmen gelişen bir takım durumlar var ki, yani skoru koruyamayan bir Trabzonspor var. Yine tabii ki Abdülkadir Parmak konusunu merak ediyorsunuz. Onunla ilgili de bilgi paylaşacağım. Abdullah Avcı'nın kimlere telefon açtığını, hangi oyuncuları transfer etmek için bizzat devreye girdiğini de anlatacağım ama öncelikle galiba şu bilgiyi de paylaşmam gerekiyor sizinle. Vakame konusu da ayrı bir parantez oldu Trabzonspor için. Son 10 maçta gol atamadı Vakame. Onun da ötesinde takım oyunu içerisinde bireyselliği ön plana çıkararak oynamaya çalışıyor. Ve oyunun içerisinde zaman zaman parlayan bir saman alevi gibi oynadığı için de açıkçası Abdullah Avcı'nın kendisinden çok da memnun olmadığını burada rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü Abdullah Avcı hepinizin de bildiği gibi bir sistem adamı ya da sistem teknik direktörü. Yani bir teknik direktör takımı kurmak istiyor. Buna karşılık Vakame'de bireysel oynayan bir oyuncu. Bu manada baktığımızda gerçekten sıkıntılı bir süreç olduğunu vurgulayabiliriz. Tabii bir önemli nokta daha var. Bu tür dedikoduları çok ön plana çıkarmak istemiyorum. Çok öne getirmek istemiyorum ama işte aldığı paradan mutlu değil vesaire gibi konularda konuşuluyor ama ben açıkçası buna çok fazla inanmıyorum. Sebebi de şu: Trabzonspor'da üst limit sanki Vakame'ye göre ayarlanmış. Belki bir iki tane burada farklı noktaya gelinecek gibi görünüyor. Şimdi gelelim yine takım içerisindeki bir gelişmeye. Söylediğim gibi transferle ilgili gelişmeleri anlatacağım. Victor Hugo Edgarie uyumundan bahsediyoruz. Mükemmel bir uyum sergiliyor ikili. Dolayısıyla yönetim ve teknik direktör Abdullah Avcı bu ikiliyi bozmak istemiyor. Yani biz bu ikiliyle devam etmek istiyoruz diyor. Tabii her iki oyuncuya da transfer teklifleri var. Özellikle Edgar konusunda çok ciddi istekler var ama Edgar'a önerilen 3 milyon euro bonservis ücreti açıkçası o değerde bir oyuncuyu almak için yeterli görülmediği için yönetimde, teknik adamda yani Abdullah Avcı da bu işe çok fazla sıcak bakmıyor. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama bir yandan da o bölgedeki oluşması muhtemel sıkıntıyı da gidermek adına Hüseyin'i ile görüşmeler devam ediyor. Ama basına yansıdığı gibi her şeyin bitmiş olduğunu söylemek için biraz erken. Çünkü 850 bin euro çarpı 3 yıllık sözleşme ve Edgar'la Victor Hugo kalırsa bir yedek oyuncu için 850 bin euro ve 3 yıllık sözleşme çok yüksek. Ayrıca bir yabancı tercihi olduğunu da söylememiz lazım. Belki yabancı konusunda bir gelişme olursa olumsuz bir durum ortaya çıkabilir. Şu anda Abdullah Avcı anladığımız kadarıyla bu konuda nötr durumda. Yani kalsın ya da gitsin konusunda çok ağırlıklı değil. Açıkçası biraz da şunu da söyleyebiliriz. Edgar ve Vitor'un ayrılmaması durumunda, ki ayrılmayacak diye yönetim ve teknik adam açıklama yapıyor. Ayrılmaması durumunda Hüseyin'i konusu biraz daha farklı bir şekilde masaya yatırılabilir. Ama şunu da söylemek lazım. İhtiyaç duyulduğunda Hüseyin'in de iyi oyunlar oynadığını söyleyebiliriz.
Menajeri Ali Rezvan Yunanistan'da da kendisine takım arıyor. Ama netice itibariyle baktığımızda eldeki kuş diye bakmak lazım. Daldaki kuştan daha önemlidir diye bakılabilir. Daha önceden bir transfer haberi vermiştik biliyorsunuz. Onunla ilgili çok detaya girmeyeceğim. Bruno Perez transferi tamam, sezon sonunda gelecek. Abdullah Avcı'nın bizzat devreye girip transferi gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Bruno Perez transferini. Onun işleyiş yönteminden de biraz bahsedeceğim. Ama burada yine bir önemli noktaya daha işaret edelim. Ondan sonra devam edelim. Abdülkadir Parmak konusunu hemen bunun arkasından söyleyeceğim. Trondsen konusundan bahsedeceğim. Trondsen 10 Eylül'de ön çapraz bağlarını kopardı ve doktorlar 6 ay sonra dönecek dedi. Tam 7,5 ay oldu. Henüz dönüş gerçekleşmedi. Takım antrenmanlara başladığı bilgisi geldi. Enteresan bir gelişme. Yani sakatlıkla ilgili çok olumsuz şeyler söylemek istemiyorum ama acaba yöntemde bir hata mı var? 6 ayda dönecek oyuncu 7,5 ayda hala dönmüyorsa gerçekten de bir yöntem tartışması yapmak lazım. Yani tedavi yönteminden bahsediyorum. Ve tabii biz de şu Trondsen'i bir görelim istiyoruz. O manada baktığımda sıkıntılı. Buna karşın hemen söyleyeyim. Abdülkadir Ömür'ün sağ ayak bilek üstü fibula kemiğinde kırık oluştu. Oyuncu 3 ay sonra Hatayspor maçıyla geri döndü. Yani kırıktan geri döndü. Bu da enteresan bir gelişme. Abdülkadir Parmak için de sezonu tamamlar. Özür dilerim, sezonu sonuna kadar oynayamaz denmişti. Sezon sonuna gelmeden daha henüz 6 maç varken oynamaya başlayan bir Abdülkadir Ömür'den bahsediyoruz. Bu manada ikisini yan yana getirmek lazım. Şimdi gelelim bu Abdülkadir Parmak olayına. Nedir bu Abdülkadir Parmak olayı? Net bir şekilde anlatalım. Abdülkadir Parmak Galatasaray maçında yedek kalması nedeniyle biraz sıkıntıya giriyor. Üzülüyor yani ben neden yedek kaldım diye. Ve ısınma devam ediyor. Isınma 85. dakikaya kadar ısınıyor oyuncu. Bu arada Abdullah Avcı tıpkı Hatay maçında olduğu gibi oyunu tutmak için iki oyuncusunu yani Kamil Ahmet'i ve Flavio'yu orta alanda biraz daha dirençli durmak için sahaya sürdüğü andan itibaren de kafasında şöyle bir yapı oluşuyor. Diyor ki artık beni oyuna almayacak diyor. Belki biraz kırgınlık, biraz üzgün olma hali, biraz öfke hali tam net vurgulamak mümkün değil. Türbüne çıkıyor. İşte türbüne çıktığı andan itibaren de bu kez öfkeli olan kişi Abdullah Avcı oluyor. Oyuncunun yaptığı yanlış. Onu net bir şekilde söyleyelim. Profesyonel bir futbolcu hocasının söylediklerini yapmak zorunda. Bir disiplinsizlik var. Ama Abdullah Avcı'nın da öfkeyle oyuncuyu dışarıda bırakması, açıkçası yani kadro dışı bırakması da çok kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü bu tür durumlarda oyuncuya ceza verebilirsiniz. İşte primdi, en azından bazı maçlarda oynamama gibi bir takım durumlarla karşı karşıya bırakabilirsiniz. Yani cezalandırma açısından. Ama kadro dışı bırakmak ne kadar doğru bilmiyorum. Tabii kadro dışı rapor yazdı, kadro dışı bıraktı. Antrenmanları almayacağını söyledi. Ama öbür taraftan da yönetim henüz bu noktada bir karar vermediğini söyleyelim. Zaten resmi siteden de dikkat ederseniz kadro dışı kaldığına ilişkin herhangi bir açıklama yok. Abdülkadir Parmak'ın yaptığı yanlış ama onu da net bir şekilde söyleyelim. Belki bu kadar keskin, bu kadar öfkeli davranmamak da doğru olabilirdi. Abdullah Hoca anladığım kadarıyla o son dakika golünün öfkesiyle hızlı bir karar verdi. Öfkeyle verdiğiniz kararlar sonradan en çok pişman olacağınız kararlardır. Şimdi bir orta yol bulunmaya çalışılıyor. Onu özellikle vurgulamam gerekiyor. Şimdi gelelim transfer konusuna. Transferde farklı bir yöntem çalışmaya başladı. Yani farklı bir durum çalışmaya başladı. Artık merhaba ben Abdullah Hoca, seninle önümüzdeki sezon çalışmak istiyoruz diye bir plan ortaya koymaya başladı. Onu özellikle söyleyebiliriz. Nedir bu plan? İstediği oyuncuları bizzat telefonla arayarak onlarla görüşme zemini oluşturup takıma dahil etmeye çalışıyor. Şimdi hemen vurgulayalım. Bir kere o isimleri söylemeden önce vurgulayacağım bir isim var. Onu özellikle söyleyeyim. Biliyorsunuz son 2 yıldır
büyük takımların gözdesi olan Mehmet Özcan, Eskişehirsporlu Mehmet Özcan bonservisini aldı ve Eskişehirspor'dan ayrıldı. Yani feshetti sözleşmesini ve hemen Galatasaray ve Beşiktaş devreye girmişti. Trabzonspor'da Mehmet Özcan için devrede, onu özellikle söyleyelim. Orta saha oyuncusu ve gerçekten de geleceğe yönelik çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz oyuncunun. Mehmet Özcan konusunda büyük takımların, dört büyüklerin özellikle işte üçünün, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un ciddi bir yarış içerisine gireceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi gelelim Abdullah Hoca'nın, ben Abdullah Hoca gelecek sezon için çok önemli bir takım kurmaya çalışıyoruz, seni de bu takımın içerisinde görmek istiyorum dediği özellikle kendi öğrencileri ve sonrasında da istediği oyuncular var. Şimdi bu noktada kimler var bu isimler arasında, onları sizlere saymaya çalışalım. Edin Visca ile hem kendisiyle, Abdullah Hoca bizzat telefonla kendisiyle, hem de Göksel Gümüşdağ ile ki dostluğu oldu, Göksel Gümüşdağ ile temas kurdu ve Edin Visca Trabzonspor'a çok yakın diyebiliriz. Tabii ki imza atılmadan çok net şeyler söylemek mümkün değil. Keza alt yaş gruplarında birlikte çalıştığı ki devre arasında neredeyse gelirken yoldan dönen Efecan Karaca Alanyasporlu, onunla da temasını kurdu. Keza Alanyaspor'dan Salih Uçan'ı da istediğini çok net bir şekilde, Salih Uçan'a da benim takımımda senin gibi bir oyuncuya ihtiyaç var cümlesini kullandığını biliyoruz. Salih Uçan'ın da bonservisi elinde. Yani hangi takıma giderse gitsin gerçekten kazançlı bir transfer olacak. Son maçta 3 asisti de aslında ne kadar da formda olduğunu gösteriyor. Şimdi bunun dışında İki oyuncu daha var. Bir tanesiyle beraber çalıştığı Cengiz Ünder. Cengiz Ünder biliyorsunuz yani geri dönmek durumunda kalıyor. Yani Roma'ya. Ve dolayısıyla Cengiz Ünder konusunda bir girişimi oldu Abdullah Hoca'nın. Hoca gel benimle çalış, yeniden eski günlerine dön, daha iyi günlere dön düşüncesini oyuncusuna aktardı Cengiz Ünder'e. Ve Cengiz Ünder'in de net bir karar vermediğini, düşünmek için süre istediğini biliyoruz. Keza Abdullah Avcı'nın telefonuyla aradığı bir önemli yıldız da Kenan Karaman. Kenan Karaman biliyorsunuz dört büyüklerin de gözdesi durumunda. Hem Trabzonspor hem de diğer üç büyük takımın hangisine gidecek açıkçası çok net karar vermiş değil. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın bizzat arayıp görüştüğü ve transfer etmek istediği oyuncular listesinin en başında gelen oyunculardan biri. Oyuncu tarafına baktığımızda ne görüyorsunuz derseniz, oyuncu şu anda açıkçası Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bekliyor. İtalya'dan da teklifler var oyuncuya. Dolayısıyla biraz bekleme süreci yaşıyor ama Abdullah Avcı da bekleme süreci oluşmadan bir an önce, yani Avrupa Şampiyonası başlamadan önce bu oyuncuları katmak istiyor takıma. Şöyle bir düşündüğümüz zaman işte Mehmet Özcan'la başladık. Edin Visca, Efecan Karaca, Salih Uçan, Kenan Karaman, Cengiz Ünder gibi oyuncuların ki bu arada bir de küçük not ekleyeyim. Bir de yerli stoper için girişimler sürüyor. Onu da söyleyeyim. Arda Kızıldağ Gençler Birliği'nden onun için de sürüyor. Şöyle bir toparladığımız zaman oyuncuları, bunların %60-70'i Trabzonspor'a gelirse Trabzonspor önümüzdeki sezon hem alternatifli kadro hem de iyi bir kadroya sahip olacağı gerçeğini vurgulayabiliriz. Evet, söyleyeceklerim bunlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Genel olarak Trabzonspor'un gündemini toparlamaya, sizlerle paylaşmaya çalıştık. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.